Şu an pas abi. Tamam. Oldu mu? Arkadaşlar, hepinize Güney Adası'ndan, Yeni Zelanda Güney Adası'ndan Hokitika'dan selamlar. Yanımda hepinizin tanıdığı diye düşünüyorum. Artık tanıyorlardır herhalde. Kaç yani videoya benim artık. Benim kanalımdaki herkesin tanıdığını düşünüyorum. Deniz Pehlivan var. Merhabalar. Kendisiyle çarşambadan beri değil mi? Evet abi. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 4 gündür yollardayız. Bir 5-6 günümüz daha var. Nasıl gidiyor? Abi gördüğün gibi işte yani yatağın üstüne oturduk, bir yer bulursak video yapmaya çalışıyoruz. Bir otel odası bulduk Hokitika'da. Çünkü yarın burada gezeceğimiz yerler var. Bu otel odasında da kaç para 102 verdik? Dolar. 102 dolar para verdik. Ama olsun, mutluyuz ya. Ne yapalım? Kalacak yerimiz. Az bile verdik. Diğer yani baş tatil var ya şu anda. Tatil olduğu için evet. 200-250 dolar normalde. Bayağı sıkıntılı. Biraz şanslıydık yani son dakikada olsa. Yani bir de iki gün önce maalesef bir arabada kalma maceramız oldu. Dondu. Çok affedersiniz, bir taraflarımız dondu ya. Hatta gece böyle 3.30-4 gibi kalktım ben. Arabayı çalıştırdım, kaloriferi yaktık da öyle kendi buzlar çözüldü. Akşam 1'e yani. Kadar 2'ye kadar neyse idare ediyorsun da 5'ten sonrası hiç iyi bayağı, değildi. Bayağı tiskeci. Bir de sürekli yola çıkıyoruz, geziyoruz. Hani siz ekranlarınızın başında yani İzlemek de bunu yaşamak çok ayrı bir şey. Allah size de nasip etsin. İnşallah, i̇nşallah siz de böyle inşallah zorlukları görürsünüz. Ama hakikaten hem vücut olarak hem psikolojik olarak yeri geldiğinde yıkılıyorsun. Yok ben eğlendim. Gayet eğlendim. Şikayet etmiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Sadece deneyimlerimizi yani paylaşıyoruz. Şimdi sen 6 gündür Yeni Zelanda'dasın. Evet. Değil mi? 6 gün oldu. 6 gündür Yeni Zelanda'dasın. Avustralya'dan buraya geldin. İlk soru. Avustralya mı Yeni Zelanda mı? Şu ana kadar gördüklerimi düşünürsen mi? Tabii ki. Avustralya. Lanet olsun. Burayı keseyim ben. Burayı şey, yeniden çekelim. Öyle konuşmamıştık daha önce ama gerçekçi gerçek. Neyse ben bu soruyu bir daha Queenstown'da, Milford Sound taraflarında yok, daha güneyde soracağım. Bunu söylememin sebebi arkadaşlar, hani bir ülkeyle bir ülkeyi kıyaslamak çok doğru bir şey değil aslında. Tabii sadece ki, tabii ki, tabii yaşam standartları ve bir Türk'ün buraya gelip daha böyle ekonomik gezip daha rahat gezmesi olarak bu cevabı verdim. Keza eğitim ve çalışma olarak da düşünürsek. Hı hı. Çünkü Yeni Zelanda çok daha zor bir yer. Daha pahalı. Kesinlikle daha pahalı. Daha az kazanıyorsun. Yolları bile İnanılmaz sıkıntılı. Yollar yani çok sıkıntılı toplamda yani. 8 saat araba sürdüm. Sabahki 1,5-2 saatlik. Arkasına 6,5 saat. Toplamda 9-10 saat yollarda geçti. Ne yapalım? Şükür ve kaç defa kaza ya yani o kadar dikkatsizler ki. Hadi bunu da geçtim. Tam doğası şu an kadar çok güzel. Eminim güneyde çok daha güzel olacaktır. Ama bana sorsalar ki ilk önceliğini Yeni Zelanda'ya mı Avustralya'ya mı verirsin? Şu ana kadarki için söylüyorum Avustralya'ya verir. Şu ana kadar Avustralya. Peki Avustralya'da görüp de burada göremediğin herhangi bir şey var mı? Yani Avustralya'daki şey beni daha çok etkiledi. Daha böyle bir ülkedeymişim gibi hissediyorum. Hı-hı. Burada daha bir köydeymişim gibi. Aynen. Çok daha kırsal burası ve her şeyi Auckland'a yüklemişler. Her şeyi. Her şey Auckland'da ama diğer şehirler böyle inanılmaz sakin ve sessiz. Bildiğiniz köy ve kasaba geziyoruz. Çok severim. Köylere bayılırım. Kendi de köyde yaşıyorum aslında Muğla Fethiye'de. Çok ayrı bir şey ama hani gelip burada yaşayayım, para kazanayım, edeyim dersen yani olacak. Pek kolay olacak bir şey. Ya çiftliğin, ya çiftliğin olacak ya başka bir şeyin olacak. Hani Auckland'dan bahsetmiyorum. Diğer yerleri aşağıya gezerken şu bugün binlerce koyun gördük. Arkadaşlar saatlerce yani, koyun, geyik. Geyik. Geyik çiftlikleri var. Geyik çiftlikleri var inanılmaz. Dırdık dırdık fotoğraf çektik. İnekleri yani saymıyorum yani. Belki yani adamın ineği var, ineğim var dersin değil mi? 10 tanedir inek. Hani 100 tanedir değil mi? 500 tane var. 1000 tane var yani. Hatta bir ara heyecanlandık. Şimdi denizde bir yerde durduk. Abi burası çok güzel burada durun. Durduk. Saf gibi arabanın kapılarını kapı açık bırakmışız. İçerisi sinek doludu. Her böyle yerimizi yediler. Meyve sineği ama ısırıyor şerefsizler o derece. Tam arabaya bineceğiz, Deniz'in yanından bir şeyler geçti. Deniz dedi ki abi ördek ördek. Sonra meğer başka bir şey çıktı. Yok ben de sen peşinden koşuyorum. Ben de dedim ki ya dedim bu nesli tükenmekte olan dedim kivi kuşu. Peşinden koşuyorum. Harbiden kiviye benziyor. Kivi biliyorsunuz bir top, kafası da ayrı bir top. Bir de uzun bir gagası var onun gibi. Peşinden koştuk çalıların arasında zaten hani diğer videoda da göreceksiniz. Yani kivinin kuzeni diyeyim. Adını bilmiyorum ama çok tatlı bir uçamıyor. Uçamıyor. Arada. Daha sonra arabaya döndük falan sineklerle savaş. Onu da videoda göreceksiniz. Her yerimizi yediler şerefsizler. Mahvolduk. Öyle böyle değil. Ama çok güzeldi. Yani doğası çok güzel. Ama bak şu ana kadar gördüğüm şeyi yine tekrardan söylüyorum.
doğa görmek için Yeni Zelanda'ya gelmezdim. Çünkü Norveç var hemen yanı başımızda ya da işte İsveç var, Finlandiya ama var. Ama destinasyon olarak çok enteresan yani bir destinasyon. Türkiye'den buraya geleceğim mi diyorsun, Norveç'e gidiyorum. Oraya giderim. Önceliğim bu olmaz. Ama yani. Yeni Zelanda'yı alıp ben Türkiye'nin yanına koysaydım Norveç mesafesinde oraya da giderdim. Evet, aynen öyle. Değil mi? Tabii ki yarın çok daha güzel olacak eminim. Aslında mesela, Yeni Zelanda şimdi sen Norveç'e gittin mesela, uçak biletleri ne kadar abi oraya? 1000 lira en fazla gidiş geliş. 1000 lira. Burası 9-10 bin lira. O da normal, şanslıysanız bulursunuz yani. Ya kolay gelmesi, kolay gezmesi de kolay bir yer değil. Çok, kesinlikle. Çok masraflı. Hani önceliği olmaz birçok kişinin ama eğitim, yaşam, iş bulma konusunu onunla seninle zaten ayrı bir video yapacağız. Orada konuşacağız da bunlara da bakaraktan bu cevabı veriyorum. Şimdi gelelim asıl soruya. Biliyorsunuz arkadaş 89 89 ülkeye gitti. Ben Deniz'in videolarına bakarken aşağıda yorumların %70'i nereden geliyor bu değirmenin suyu? Sen ne iş yapıyorsun hacı? Bitmedi mi bu para gibi? Şimdi herkesin daha doğrusu senin takipçilerinin merak ettiği o soru. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Babam çok zengin demek isterdim ama öyle bir şey baba yok. Baba parası yiyoruz. Baba parası yesek keşke. Ben yıllarca finans işinde çalıştım. O zamanlarda da kazandığım bütün parayı kendime yatırıyordum yine. İngilizcemi geliştirmeye çalıştım. İşte ben de İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Sonra dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinde çalıştım 6 sene. Biz kışın çok çalışırdık. Yazında çok tatile çıkardık. Çok uzun olur yani fazla mesailerimiz olduğu için kışın. Hadi yazın gidin derlerdi. Benim 1,5 ay 2 ay tatilim oluyordu. Arkadaşlarım Çeşme'ye Alaçatı'ya giderken ben de dünyayı geziyordum. Sonra 26 yaşına falan gelmeye baktım 60-70 ülke olmuş. O kadar çok gezmişim. Çünkü 6 sene her seneden 2 ay tatil çok uzun yani. Ve ben o dönemde Fethiye'ye gideceğimi mesela, Fethiye'li olduğum için oraya tatile gideceğimi, hep farklı yerlere gitmeye çalışıyordum. Kazandığım parayı da buraya harcadım. Sonra iş olmaya başladı. Blog açtım, bir hayalimpeşin.com blogum var. Orada bir 10.000 sayfa yazı yazdım. Baktım sonra markalar geliyor, işte Instagram'ım büyüdü, Facebook'um büyüdü, işler yapmaya başladım. Markalar yazılar yazmaya başladım, para kazanmaya başladım yani bu değirmen dönmeye başladı ama herkesin düşündüğü gibi öyle bizim hayatlarımız hani görüyorsun işte yani sen ben gibi insanlarız biz de sadece bu bir iş, tutku işi, bu virüsü ben bir kere aldım bir türlü de çıkmıyor, bu da masraflı virüs yani bu. Masraflı virüs inşallah kendisi virüs. Milyonlara ulaşınca masrafları da kat be kat çıkartıyor. İnşallah yatırım yapıyoruz yani. Yani senin bir blogun var, Facebook sayfanda, Instagram sayfanda ve aynı zamanda YouTube'da evet. Geliştiği için bu da sana hafif de olsa bir maddi destek evet. Sağlıyor. Yani sosyal medya ve markalara yazdığımız işler, yazılar. Ya mesela çünkü birçok marka var. Şimdi adam diyor ki ya biz işte sana işte dönem dönem yazılar yazdırsak geliyor mesela. Hı-hı. Şimdi bu adamın çalışanlarını bir de oraya göndermesi masraf. Orada yazı yazdıracak, edecek, onun için ayrı para ödeyecek. Diyor ki hazır gidilmişi var sen bizim için yazar mısın? Tabii bu bir ücret karşılığında. Bu bir ücret karşılığında öyle. Yani ben ne yapıyorum? Ne aslında, kadar? Çok değişiyor. Çok değişiyor yani. Şaka. Ama çok büyük paralar değil. Gerçekten çok büyük paralar değil. Yani bu harcadığına göre çok para şey. Değil. Gerçekten harcadığımıza göre çok para. Sen görüyorsun bak en kötü yemek yiyorsunuz arkadaşlar burada. Aynen. Yani 20 dolar para ödüyorsun. Değil mi? 20 en kötüsü dolar. Ya bizim smoked salmon bagel alıyoruz yani tüslenmiş somon içinde krem peynir var. Bagel en ucuzunu 7.50'ye aldık. O da hani böyle ufacık bir şey büfe yani. Yemeğiydi. Soğuk soğuk yedik. Tazesini o gün biz 17.90 verdik. Sadece ya. Bir kahvaltı için ödediğimiz TL karşılığı para 70 lira. Şimdi hani kazan ne kadar kazanabileceksin? O yüzden başa baş gidiyor genelde. Hep böyle yatırım yapıyorsun. Kendine, yaptığın işe, ülkelerinde işte yeni yerler öğreniyorsun. Yani bunlar da sana bir yatırım aslında. İlla kesinlikle maddi katılıyor. Bir gelirin olmuyor. Tabii bu da belki inşallah ileride işler büyürse yine gezmeye gidecek yani farklı bir yere gitmeyecek. Sonuçta bizler artık bu virüs kaptık. Hep aynı yerde yaşayacak insanlar değiliz. Kolay değil yani. Katılıyorum. Bana da o virüs girme aşamasında şu anda. İnşallah az kaldı ama masraflı bir virüs işte. Girdi mi çıkarken çok fazla para getiriyor. İnşallah bu videodan sonra eminim kanal hareketlenecektir. Sponsorluklar, markalar işte biz de açıklamada maili var mail. Uygun olduğumuz zamanlarda kendileriyle iletişime geçeceğiz inşallah. İnşallah. Peki 89 ülkeye gittim, gezdim, gördüm diyorsun. Bu 89 ülke içinde bir sıralama yapsak hani en başları hangi ülkelere koyarsın? Kesinlikle Japonya koyarım. Japonya. Yani bir numara Japonya. Sebep? Ya zaten bunu birçok seyahat eden çok sık... Bu arada ben gezgin değilim. Ben YouTube videolarından biliyorum ya. Ben gezgin değilim arkadaşlar. Ben
digital nomad diyorlar buna. Yani dijital gezginler aslında. Yani iş yapıp dünyayı gezip içerik üretenler kısmında görüyorum kendimi. Birçoğumuz da Japonya deriz. Çünkü Japonya bir gezegenden değil. İnsanı değil, teknolojisi değil, ülkesi değil. Yemekleri çok farklı. Yani yemek kültürü bile 5. tat dediğimiz, yani normalde 4 ana şeyimiz vardır. Ekşi, acı, tatlı, tuzlu muydu? Onların mesela yemekleri bile 5. sınıfa giriyor. Her şeyleri çok farklı ve doğa var, tarih var, sanat var, eğlence var. Ulaşımı muhteşem. Yani say say bitmez. Bir bu olur. Saygıları. Ve en önemlisi yani insanlıktan bahsetmiyorum bile. Evet. Yaşamak için değil ama. Gezmek için. Çünkü yaşayanların birçoğu küfür ederek geri dönerler. Farklı. Japonların kafası çok farklıdır yani. Düşündüğünüz gibi değil. Ama 2 numaraya da Hindistan'ı koyardım. Hindistan? Çok enteresan. Bak bunu gerçekten beklemiyordum. Neden? Japonya'da yani gideceğimiz yeri hani, görüp... Japonya çok uç nokta. Hani şu noktada da çok uç nokta. Aşırı düzenli, mükemmel. Hani her taraf tertemiz. Kendin söylüyorsun. Evet. Hayat düzeni, insanlar çok saygılı. Hindistan'da aşırı düzensiz. Yanlış mı söylüyorum? Daha kaotik, karmaşa. Hani burası ne kadar temizse orası o kadar ama temiz değil. Şöyle bakmak lazım hayata. Hep aynı standartta yaşarsanız bir süre sonra mutsuz olmaya başlarsınız. Buna bu comfort zone yani konfor alanı diyorlar. Sen ne kadar böyle rahatına düşkünsen hep aynı şekilde yaşayın. Bir süre sonra seni bu bunalıma sokar. Hem iki ucu yaşamak bence dünyadaki en güzel mutluluk. Bir tanesinde olmak istediğin yeri görürsün. Bir tanesinde de dibi görürsün ki şükredersin. Bazen... Şimdi bir dakika. Şükretmek de insan motive etsin. Olmak istediğim yer Japonya, dibi gördüğüm yer Hindistan mı diyorsun? Evet abi kesinlikle. Yani... Hindistan'da 300, bildiğim kadarıyla 300 bin olması lazım Tanrı'nın olduğu. Yaklaşık 1.4 milyar insanın yaşayıp 100 milyondan fazla insanın sokakta büyüyüp, sokakta doğup, yaşayıp, sokakta öldüğü, hiç ev olmuyor. Üçüncü bir tişörtünün olmadığı 2 tane oluyor. Bunu giyiyor. İşte 3 gün sonra bunu verip yıkatıyor. Yıkanını alıyor. Üçüncüsü bile yok. Bak bunları hiç bilmiyorum. Yani Hint fakiri derler ya. Yemin ederim siz yani. Söylenmiş. Gidin de görün. Ondan sonra Türkiye'de toprağa öpersiniz yani. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Nasip olursa gideriz inşallah. İnşallah. 3 numara hangi ülke bakalım? 3 numarada Norveç falan derdim. Norveç'i doğası konusunda tek geçerim yani. Hadi ya. Ve orası da çok enteresan. Onlar da bu gezegenden değil mesela. Allah Allah. O zaman şu 3'ü 5 yapalım da zorluyorum bakalım. 5. Sonra en son geldiğim şey olabilirdi. Ben şeyi çok sevmiştim. Kenya'yı. Yani Kenya'da safari yapmıştım. Çok güzel bir deneyimdi. Bu arada son videoları Afrika ile, daha doğrusu şu andaki videoları Portekiz videoları ama bir öncesi gerçekten bayağı tıklanan videolar. Afrika videoları. Orada ayrıca bir de Sukuyu'su açma projesi var. Bayağı yardım toplandı. Hala yardımlar toplanıyor. Yani kendisinin projesine yardım etmek istiyorsanız bir zahmet kanalını ziyaret edin. Orada videolarda orada videolarda ilgili bilgiler var. Yardım etmek istiyorsanız sukuyularına. Arkadaş bu işe önderlik yapıyor. Oradaki Türk arkadaşlarla birlikte. İnşallah kuyular en kısa zamanda açılacak. İnşallah. Diyoruz. Yani inşallah Nisan-Mayıs gibi başlayacak. İnşallah, inşallah. Dokunabildiğimiz kar. Yani sadece biz bence gezmemeliyiz. Hani çok güzel eğlendim, onu gördüm, bunu gördüm, dünya çok güzel değil. Bence hepimizin bir sosyal sorumluluk projesi de olmalı yani hayatımızda. Çünkü bence biz bu dünyaya boşuna gelmedik. Sadece yiyip içip gezmek, görmek, eğlenmek için değil, insanların hayatlarına da dokunmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. %100, ben Kenya'da çok güzel yaşadım işte. O proje de öyle başladı. Hı-hı. İnşallah da birkaç bin insanın evine su götürebileceğiz. İnşallah. Sonunda inşallah o da olacak. 4 dedik. 5'i de alalım. Daha sonra... 5.'si Muğla Fethiye arkadaşlar. Kendisi yani. Fethiye'li. Bana yaşadığı evin ailesini ve kendisinin yaşadığı evin fotoğrafını gösterdi. Ben yok artık dedim yani. Ben yok Fethiye'yi artık. Çok seviyorum ya. Fethiye muhteşem bir yer. Çünkü her şey yani... Düşünsene bak bugün bir yolu yürüdük mesela değil mi? Doğanın içerisinde. Ya bizde de Likya yolu var mesela. Bu adamlar buradan Likya yolunu yürümeye gidiyor. Benim kendi halkımın haberi dahi yok. Bunun parayla da alakası yok. Bunun görmekle, araştırmakla, vizyonla alakası var. Haberimiz yok. Çünkü merak etmemişiz. O yüzden mesela Fethiye gibi böyle turistik yerleri niye bu kadar insan geliyor diye bir düşünmek lazım. Çok sebebi var. Çünkü onlar bizden daha iyi biliyorlar. Maalesef. O noktada bayağı zayıfız. Önce yan mahalleyi gezeceksiniz. Önce yan mahallenizi keşfetmeden dünyayı keşfedemezsiniz. Yani kimseye kalkıp da şey diyemezsin. Hani hadi gelin Yeni Zelanda çok güzel. Adam önce bir kendi
mahallesini, yan mahalleyi, yan ili, ilçeyi, ülkesini keşfedecek ki. Ondan sonra dünyaya açılabilecek. Önce kendimizi anlamamız lazım bence. Bizim en büyük yaptığımız hatalı. Aa işte Paris çok güzel. Adam daha İstanbul'u görmemiş. Aa Londra çok güzel. Adam daha Mardin'e gitmemiş mesela. Siz önce bir kendi ülkenizi gezin, ondan sonra mukayese etmek tabii çok daha güzel ve kolay olacaktır diye düşünüyorum. Peki Denizciğim, hani bu işi yapmak iş demeyelim de ilk önce gezmeyi hani gezmek isteyen arkadaşlara belli başlı vereceğin tavsiyeler olabilir mi? Hani bu işin uzmanısın diyorum artık. Kendisi YouTube'da, Facebook'ta, pardon, YouTube daha sonradan yüklendi. Kanal vardı ama son zamanlarda bayağı yüklenmeye başladı. Facebook'ta ve Instagram'da inanılmaz büyük hani takip sayısı olarak. Bu işin uzmanısın. Arkadaşlara tavsiyelerin varsa onları da alalım. Ya şimdi bu, bir kere bu işin yaşı yok abi. Keşke dolar 2 lira olsa eskisi gibi 1.8 olsa da ben bir anda burada kolay bir şekilde öneriler verebilsem. Belki de bizim zamanımızda gezmek daha kolaydı. Bunu 10 sene önce ben Work and Travel'a gittiğimde 1 dolar 1.8'di. Nedense sonraki yıllarda işe girdiğimde bile kazandığım parayla çok kolay gezebiliyordum. Ama hakikaten şimdi çok zor. Sadece Türkiye'de dolar artmadı. Dünyada pahalanmaya başladı. Çünkü uçaklar çok dolu. Fiyatlar en az %20, %30 arttı. O yüzden önce şunu bilin. Kendi kafanızda bir bütçe yaratın. Yarattığınız bütçeyle Balkanlardan başlayabilirsiniz. En ekonomik şu an yurt dışı olarak Balkanlar, Ukrayna, Gürcistan, Kıbrıs var. Bununla beraber bir sürü dünyada program var. Mesela Couchsurfing var. Couchsurfing üye olduğunuzda hiç tanımadığınız insanların evinde kalıp konaklamaya para vermeyebilirsiniz. Aynen. Bir sürü program var işte The Woof gibi mesela. Gidiyorsunuz gönüllü olarak dünyanın farklı yerlerinde çalışabiliyorsunuz ki bugün bir tane Kanadalı bir kız vardı. Evet. Çitlik'te mi bir yerde çalışıyor mesela. Yeni Zelanda'ya gelmiş. O programlarla geliyorlar. Yani para ödemiyorsunuz, para da almıyorsunuz. Size konaklama, işte yemek, belki biraz da harçlık veriyorlar. O Çitlik'te gidiyorsun yani çalışıyorsun. Yeni Zelanda'ya gelip burada da kalıp burayı görüyorsun yani. Muhteşem bir deneyim bence. Özellikle Enteresan. 20'li yaşların başında mutlaka yapın. Koreli bir arkadaşım vardı 2 yıl önce kadar. Kore'den buraya sırf peynir çiftliklerinde çalışmak için gelmişti. Ne ya? Kafayı peynirle bozmuş kendisi. Güney Adası'nda 4 ya da 5 tane farklı çiftlikte çalıştı. Dönerken Auckland'da görüştük. Hani beyaz peynirinden tutup kaşarına kadar her şeyini yapabiliyordu kız. Yani suratında şöyle bir gülümsemeyle Hadi ayrılırdı. ya, ilk defa böyle bir şey. Gerçekten sadece sırf süt çiftliklerinde çalışmak için, peynir çiftliklerinde çalışmak için buraya gelmiş ve amacına ulaşmış. Tabii bu Yeni Zelanda'nın ana geçim kaynaklarından, ülkenin lokomotifi aslında burada süt ve süt ürünleri, tarım ve hayvancılık. Kız da ona uygun bir formatta buraya geldiği için sıkıntı çekmedi. Ama hani ülkeye göre plan program yapmanıza fayda olduğunu düşünüyorum. Hani şu noktaya da değinelim. Oraya İngilizce için gelmek. Bilemiyorum. Yani bu noktada ben şahsen ben buraya İngilizce için geldim. Gelirken buraya benim 2 tane seçeneğim vardı. Bir İngiltere, Londra. İki Yeni Zelanda. Yani hiç düşünmeden Yeni Zelanda. Çünkü hani ulaşılması imkansız bir yer gibi gözüktüğü için bilmiyorum, belki ona kandım açıkçası. Çok da araştırdım, yani 4 ay kadar ben burayı araştırdım. Google'dan sokakları, Google Earth'ten sokakları tek tek geziyordum. Öyle çılgınlıktı. İngilizce öğrenme noktasında iş tamamen size kaldığı için Avustralya'da gitseniz, İngiltere'ye de gitseniz, İskoçya'ya da gitseniz, Amerika'ya da gitseniz iş tamamen sizde bitiyor diye düşünüyorum. Çalışmadıktan sonra, verilen ödevleri yapmadıktan sonra, insanlarla diyaloğa geçmedikten sonra o işi hiçbir zaman kapamayacaksınız. Ama çalışırsanız, mesela Deniz İngilizcesini Fethiye'de geliştirmiş bir arkadaş. Sonra da Bu gitti mi? bana anlatıyordu yani. Onu da bir fark geçsin, nasıl İngilizceni Ya bir kere bu işi kafaya takmadıktan sonra olmuyor. Aileniz de sizi zorlasa, sosyal toplumda, okuldakiler de zorlasa olmaz. Sizde bitiyor bu. Yani tuvalete girdiğinizde kapının arkasında notlarınız yoksa bu işi öğrenemezsiniz. onu Hakikaten yapmış. Onu gerçekten yapmış. kafanızın arkasında bunu işleyeceksiniz. Yani bunu öğrenmeniz gerekiyorsa eğer hakikaten bir şeye kendiniz adamışsanız yani hayalinizin peşinden gideceksiniz. Ne yaptım? Önce gramer yapısını anlamaya çalıştım. Hani sonuçta yepyeni bir dil öğreniyorsun. Kuralları anladın. Sonra bol bol kitap okudum, gazete okudum, film izledim. İşte üstte İngilizcesi, altta alt yazısı, Türkçesi. Cümle içinde kullanılmasını öğrendim. Amerika'ya Work and Travel'a gittikten sonra İngilizcem oturmaya başladı. Şu an konuşabiliyorum ama
Keşke bir dil daha bilsem. Keşke İspanyolca falan da bilsem ya. Muhteşem olurdu. O yüzden hani özellikle birilerinden bir şey beklemeyin. Kendiniz araştırın ki internet ne kadar yaygın. Hani 10 sene önce bu kadar değildi. Değildi. Yani değildi. Çok fark var gerçekten şans olarak. Bugün internetten, YouTube'dan bile oturup İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Bunu yapabilirseniz bence bir iki sene içerisinde yepyeni bir diliniz olabilir. Ama bir ülkeye gidip orada yaşama konusu, hakikaten senin buraya gelmen falan öyle kolay bir şey değil. Yani bunu mutlaka çok, bakıyorum, çılgınlık ya. Çok düşünün yani, çok ince düşünün. O dışarıdan göründüğü kadar pembe bir dünya yok burada. Gelirsin kebapçıda çalışırsın. İş bulamazsın, paran biter. Ya her yerde yaşadığınız sıkıntıları burada, burada da yaşarsınız. Yani buranın bir toz pembe bulut halinde düşünmeyin. Öyle bir hayat yok. Hiçbir yerde yok yani. Dünyanın yaşanılabilir en iyi şehri Melbourne. Melbourne'e gidince dünya sana toz pembe olacak diye bir şey yok. Ve mutlu olun. En önemlisi. En önemlisi. Buraya gelip mutsuz da olabilirsin. Çok para kazansan da çok bir şey olmuyor. Hı hı. Çok öyle de insan var çünkü. Gördüğüm için söylerim. Ve asla ön yargılı olmayın. Ne topluma, ne dine, ne insanlara. Çünkü hani hep diyorum ya, dünyada iki tane insan vardır. Milletleri, dinleri falan her şeyi geçiyorum. İyiler ve kötüler. Siz iyilerden olmak için başka bir ülkeye gelin. Kendinizi geliştirmek ve öğrenmek için. Deniz Pehlivan. Ya. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu vakti saat 11'i geçti şu anda. Yarın sabah çok erken kalkma projemiz var ama 4 günde projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman erken kalkamıyoruz. Ya 7.30'da kalktık bugün. Ya yürü git. Lütfen rica ediyorum. Benim için 7.30 çok erken. Onun için 6 falan ama. Yani yarın inşallah diyorum. Bak inşallah diyorum. 6 gibi kalksak, 6.30 gibi yola çıksak mükemmel olur. Yapma ya. Evet. Çocuk geçti. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, uykundan feragat ettin. Arkadaşlar dediğim gibi kanalı Bir Hayalin Peşinde Deniz Pehlivan. Abone değilsiniz diyeceğim ama muhtemelen abonesiniz. Değilseniz de kanalına bir göz atın. Abone olun ve bildirimler için. Aynısı benim kanal için de geçerli. Bizden bu kadar. Güney Adası Yeni Zelanda Hokitika'dan herkese selamlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kaç para kazanıyorsun hadi sen?